Naymanları, Tatarları, Merkitleri, Karaitleri ve Kırgızları da buyruğunu alan Cengiz Han, Moğolistan'a hakim olmuştu. 1206 ilkbaharında Onan Irmağı'nın kaynağı yakınında daha önce kendisine bağlanmış Türk-Moğol kabilelerini bir araya getirdi. Cengiz Han, Kurultay'da Cengiz yasasını açıklayarak zina yapan idam edilecek, livata yapanlar idam edilecek, Allah'ın Kur'an'ını okuyanlar, hukuk adamları, hekimler, alimler, kendilerini ibadet ve riyazete verenlerden vergi alınmayacak, bütün dinlere saygı gösterileceğini, hiçbir din arasında ayrım yapılmayacak, kendisi ve çocukları için eş seçmek için her yılın başında bütün kızlar kendine takdim edilmesini, adam öldürenin idam edileceğini ve Cengiz Han yasalarını uygulaması için de oğlu Çağatay'ı görevlendirdiğini duyurmuştu. Cengiz Han bu yasayla mutlak itaati, toplumların birleşmesini ve suçlulara merhamet edilmeyeceğini bildiriyordu. Cengiz Han bu kurultayda ülkesini de teşkilatlandırarak orduyu komutanlarını mutlak itaate göre seçiyordu. Cengiz Han Keşik adına bir muhafız birliğini de bu kurultayda özenle oluşturmuştu. Moğollar, Uygurların da kendilerine tabi olmasıyla gerçek anlamda devlet oluşumunu tamamladılar. Yerleşik hayata geçen Uygurlar, edebiyat, ticaret ve sanat açısından parlak bir devletti. Böylelikle Moğollar, kültürel anlamda da tırmanışa geçmişti. Moğollar, Uygur Türklerinin yazılarının Moğolcaya çevirerek okuma yazmayı da hızlandırmışlardı. Uygurların önemli devlet adamları da Moğolların önemli yerlerinde görev almaya başladı. Cengiz Han zamanında kendilerine zorluk yaşatan Jin Hanedanlığına bir sefer düzenlemek istiyordu. Ancak Jin Hanedanlığı çok güçlü bir devletti. Hem de Cengiz Han şimdiye kadar göçebe kabilelerle savaşmış, ne bir kale kuşatmış ne de bir kale savunması vermişti. Cengiz Han ise Çin topraklarını paylaşan 3 devletten en zayıf olan Tangut devletine saldırmak istiyordu. Üstelik Tangut ülkesine de hakim olursa Türkistan'a giden yola hakim olarak Moğolların ezeli düşmanı Jin krallığını da batıdan kuşatmış oluyordu. Cengiz Han, Tangutlarla yapacağı savaş, yerleşik ve medeni bir millete karşı yapacağı ilk savaş olacaktı. Cengiz Han 1207 yılında Tangut üzerine harekete geçti. Tangutlar Cengiz Han'ın karşısına çıkmak yerine surların arkasına sığındılar. Bunun üzerine Vulha'ya yürüyerek burayı kuşattı. Ordusunu bölen Cengiz bir taraftan kaleyi kuşatıyor, diğer yandan da kırsal bölgeleri yağmalıyordu. Kırsal bölgelerde ve açık alanda başarılı orduları olan Moğollar kale kuşatmalarına acemiydiler. Moğollar kaledeki haberci kuşlar karşılığında kuşatmayı kaldıracaklarını bildirdiler. Bu denli önemsiz bir koşul karşısında şaşıran Tangutlar bunu yerine getirdiler. Moğollar kuşların ayaklarına kırık parçaları bağlayarak ateşe verdiler. Bunun üzerine panikleyen kuşlar yuvalarına dönmeye başladılar. Şehre dönen kuşlar şehri alevler içinde bıraktılar. Bunu fırsata çeviren Moğollar kale işlerini merdivenlerle surlara tırmanarak şehri ele geçirdiler. Ardından başkent Changhin'i kuşattılar. Tangutlardan alınan esirlerle şehrin su ihtiyaçlarını karşılayan nehrin önünü kesmek istediler. Ancak nehrin önünü kapatacak bir bent kuramayan Moğolların ordugahını su bastı. Bunun üzerine Cengiz Han kuşatmayı kaldırmak istese de diğer ordular çevre yerleri halen talan etmekteydi. Bir müddet sonra Tangut kralı barış teklifinde bulundu. Kızını Cengiz'e vererek bir barış sağladı. Tangut kralı Moğollara süvari gönderecek ve düzenli olarak da harat göndereceğine dair söz de vermişti. Böylelikle Tangutlar da Moğollara bağlandı. Cengiz Han Büyük Jin Seferi öncesi Tangut ülkesini ele geçirerek müstahkem kalelerinin fethi açısından da tecrübe sahibi olmuş hem de Türkistan'a giden yolu da kontrol altına almış bulunuyordu.
Moğol yurdunda herkes Pekin Sarayı'nda Cengiz Han'ın büyük dedesi Amakay Han'ın işkencesini ve aşağılanmasını unutmamıştı. Bu yüzden ki Cengiz Han Jin Hanedanlığından intikam almak istiyordu. Cengiz Han gençliğinde Tatarlar ile harp ederken Jinlere tabi olduğundan Jin Hanedanlığına haraç ödüyordu. Şimdi ise hem Ong Han ölmüş hem de tabi oldukları Jin Hanedanı ölmüştü. Yeni imparator hem bağlılık tazelemesi hem de haracını ödemesi için Cengiz Han'a elçi gönderdi. Gelen Çin memurlarına haraç vermeyi reddeden Cengiz Han, protokol gereği olan diz çökmeyi de reddetmişti. İmparator bu duruma çok sinirlenmiş ve Moğol elçilerini idam ettirmişti. Cengiz Han, Jin seferi öncesi kurultayı toplayarak komutanlarla ve ileri gelenlerle istişareler yaparak savaş kararı aldı. Mart 1211'de Moğollar Jin seferi için 90 bin asker topladı. Bu durum Moğolistanlı üsleri korumak için 2000 kişinin geride kaldığı demek oluyordu. Jin İmparatoru ise kalabalık ordulara sahipti. Moğol ordusu Çin Seddi'ne kadar hiçbir zorluklarla karşılaşmadan ilerlediler. Çin Seddi o dönem Jin İmparatorluğu adına Öngüt Türkleri tarafından savunulmaktaydı. Öngüt Başbuğ Alakuş Tekin Cengiz Han'a elçi göndererek bağlarını bildirdi. Cengiz Han da kızlarından Alagay Beki Alakuş'un oğluyla evlendirdi. Böylece Çin Seddi aşılmış oldu. Çin Seddi'ni aşan Moğollar ikiye ayrıldı. 30 bin kişilik öncü birlik Cebe ve Subutay emrinde hareket ederken ordunun başında da Cengiz Han bulunmaktaydı. Cengiz Han Yaplink'e ilerlerken öncü kısım Tatong üzerine gidiyordu. Jin orduları ise dar geçitte Moğolların önünde beklemekteydi. Tatong Subutay tarafından imha edilmiş, kaçanlar da Wai Sai'ye sığınmışlardı. Cebe ve Subutay burayı da bertaraf etmiş ve komutanlarını da idam etmişlerdi. Ardından da hanlarının yanına doğru hareket ettiler. Cengiz Han 90 bin kişilik ordusuyla Jin geçidinde bekleyen kalabalık Jin ordusuna doğru saldırıya geçti. Moğollar öyle bir baskı kurdu ki Jin ordusu sayısız ordusuyla geri çekilmeye başladılar. Cengiz Han, Cebe ve Subutay tepelerinin ardından sarmaları için Jin askerlerinin üzerine sevk etti. Cebe ve Subutay'ın arkalarından geldiğini gören Jin ordusu neye uğradığını anlayamamıştı. İki ordu arasında kalan Jin ordusu Cebe'nin ani ricat yapması üzerine Cebe ve ordusunu takip etmeye başladılar. Jin ordusu aniden çıkan Moğol ordusunun arasına kalarak tamamen kılıçtan geçirilmişlerdi. Jin imparatoru bu muharebede Moğollar tarafından canını zorlukla kurtarabilmişti. Böylelikle Jin ordusu Pekin ve etrafındaki kalelere sığındılar. Bu savaşta Jin ordusu 450 bin askerini de kaybetmişti. Moğollar Çin ordusu karşısında ilk ve en büyük zaferini de kazanmıştı. İlerleyen Moğol orduları bölünerek Jin köy ve kasabalarını yağmalamaya başladılar. Önlerine çıkamayan Jin orduları sadece kalelere sığınmış, Moğollara karşı kalelerini müdafaa etmeyi bekliyorlardı. Toplanan Moğol orduları artık Jin surlarına dayanmışlardı. Teslim olanlar ya öldürülüyor ya da köle olarak alınıyordu. Lakin doktor, tüccar, öğretmen, din adamları ve idareciler Moğol ordularına katılmalarını istiyordular. Bu katliamlar sonucu Pekin Sarayı korkuya kapılmıştı. Tam bu sıralarda Jin İmparatoru bir subayı tarafından suikaste uğramış ve öldürülmüştü. Buna rağmen Moğollar Pekin'i kuşatıp ele geçirecek kadar kuşatma konusunda güçlenmemişlerdi. Tam bu sıralarda yeni imparator barış teklifini kabul etmiş, altın, ipek, 3000 at, binlerce genç erkek ve kız köle Cengiz Han'a kendisi için de Gürcen prensi de dahil olmak üzere harp tazminatı ödenmişti. Ganimetleri alan Cengiz Han'la Karakurum'a doğru hareket etti. Jin İmparator da Pekin'i
tehlikeleri açık görmüş ve şehri değiştirmişti. Bunu öğrenen Cengiz Han anlaşmayı bozmuştu. Nedeni ise savaşın tekrar başlayacağını düşünmesiydi. Ordusuyla tekrar Pekin'in önlerine geldi. Cengiz Han bu şehrin kolay ele geçirilemeyeceğini bildiğinden Çinli mühendisleri de orduya dahil etti. Pekin şehrinin haritasını çizdiren Cengiz Han komutanlarıyla istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucu nehirlerin önlerinin kesilip kuşatma kaleleri ve mancınıkların inşasına başlanması için emir vermişti. Moğollar 6 ay boyunca Pekin'i kuşattılar. Kuşatma sonucunda şehir aç ve susuz kalmış. Bunun sonucunda sağ kalanlar kendi ölülerini yemeye başlamışlardı. Cengiz Han o kadar çok esir elde etmişti ki onları dahi doyurmak sorun haline gelmişti. Cengiz Han bu esirleri kuleleri itmek ve ön saflarda savaşmak için zorlamıştı. Bunun ardından Moğollar şehre doğru saldırıya geçtiler. Çin orduları da yaklaşan Moğol ordusuna karşı ok ve yanıcı maddelerle karşılık veriyordu. Ön saflarda olanların kendi akrabalarının olduklarını gören Çinliler her attıkları oklarla akrabalarını öldürüyor ve bu da onları çok müşkül hale sokuyordu. Çinliler ok atışlarını kestiler. Merdivenlerden çıkan Moğollar Çinlileri kılıçtan geçiriyordu. Sonunda şehir ele geçirilmişti. Cengiz Han bunun sonunda şehrin yağmalanmasının emrini verdi. Moğol ordusu burada çok büyük katliamlar yapmıştı. Moğollar öyle katliamlar yapmıştı ki Harezmşah elçisi Bahattin Razi tarafından gözlenmiş ve yazılmıştı. Cengiz Han savaş sonucunda Çin'in tamamen ele geçirilmesini uzun süreceğini anlamış. Buranın ele geçirilip idare edilmesi için Mukulli'yi görevlendirmiş, kendisi de yönünü Türkistan'a çevirmişti. Çin'in zenginliklerini ele geçiren Moğollar o dönemin en zengin devleti haline gelmişti. Harezmşah hükümdarı Sultan Alaaddin Muhammed fethetmek istediği Çin'in Moğollar tarafından ele geçirildiğine inanamamıştı. Gelen haberleri tetkik etmek için Seyyid Bahattin Razi'yi bir heyetle Çin'e gönderdi. Çin'e gelen elçiler katliamlara bizzat tanıklık etmişlerdi.